vasıtasıyla geldim sizin karşınıza ve biz bunu yapmak istiyoruz'a dayalı bir şey değil. Yani biz şunu söyledik, kendimizden örnek verelim. Instagram üzerinde böyle bir ticaret oluyor. PMS var veya yok. Instagram üzerinden böyle bir ticaret oluyor. Ve bu işin resmi sınırlar içerisinde yapılması, güvenli sınırlar içerisinde yapılması lazım dediğimiz noktada biz direkt cevap bulduk. Çünkü burada hem pazarın büyümesini karşı tarafa anlatıyorduk, hem zaten var olan bir problemi gösteriyorduk. Yani tutup da olmayan bir yeri işaret etmiyorduk insanlara. Aslında bayağı teknolojik girişimleri açıklar ve hoş karşılıyorlar diyeyim. Evet. Pazar büyüklüğü olarak belki hacim olarak Türkiye kadar büyük değiller. Ama Türkiye'de yapılan pazarlama çalışmalarına, yönetilen operasyonlara göre karşılık alma kısmı çok daha hızlı neticelenebilecek bir yer. Anladım. Bir de galiba Rusya'ya açılmak istersen onun da bir ısınma turu mu oluyor? Ya bizim özelimiz de öyle. Çünkü sonuçta Sovyetlerden ayrılmış bir bölge. Çok fazla Rusça'nın da konuşulduğu, bilindiği bir bölge. Biz burada bu deneyimi bir şekilde ya dışarıdan satın almak zorundaydık ya da bu geçişi yapabileceğimiz en iyi yer Bakü'ydü, Azerbaycan'dı. Azerbaycan'ı konumlandırdık. Bu tarz bir düşüncesi olanlar için de bayağı artısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya üzerinde düşünürsek Rusya'ya giren tüm Türk startupları yani battı. En net haliyle en büyükleri dahi battı. İlk başta Azerbaycan'da denersin diyorsun. Evet, yani bunu söylüyorum ama belki biz de Rusya pazarına girmekte başarılı olamayacağız. Ya o farklı bir Biz deneyim en aynen. azından böyle bir senaryo üzerinden gitmek istiyoruz şu anda. Anladım. Peki chatbot geliştirmek isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler olur? Çünkü orası da çok ayrı bir alan. Yeni yeni gelişen ve potansiyeli olan bir alan. Siz de bu alanda bayağı güzel deneyimlere sahipsiniz. Orada Bizim neler söyleyebilirsiniz? orada konuya bakışımız şu. Çok fazla şey var. Yani şu var. İşte Made in Turkey'in bir sayfası var. Ona bağlı da bir tane chatbot var. Hep genel izlenim bu şekilde. İşte bir platform var. Platforma bağlı da bir tane chatbot var. Ama yurt dışına baktığımızda platformun direkt chatbotun içinde bulunduğu işlerin çok daha hızlı yükseldiğini görebiliyoruz. Biz biraz daha işin bu tarafının gelişmesinden yanayız. Yani chatbot temelli işlerin yapılmasından, yayılmasından yanayız. Çünkü gün sonunda bu mecraların içine herkes gelecek. Herkes geldiğinde daha fazla insana ulaşmamız gerekecek. İnsanların en fazla zaman geçirdiği uygulama şu anda Instagram. İkincisi de WhatsApp ve diğer mesajlaşma aplikasyonları. Ve dünya geneline baktığımızda insanlar oradaki o UX'e çok alışık, o mesajlaşma yapısına çok alışık. Yani düşünürsek aslında Messenger'ından ICQ'suna başlayan o süreçte tamamen hiç hayatımızdan çıkmayan kısım bu. Böyle hazır bir platform varken bu platform dışında hani şunu da şuradan tamamlayayım, bu bunu tamamlayıcısı olsun diye gitmek yerine chatbotlarla birçok dert çözülebilir ki Avrupa'da işte kredi vereninden tüm bankacılık hizmetini burada yapanına özellikle fintech özelinde çok fazla çözüm var. Evet. Biz bir şekilde chatbot'un platform olarak kullanılmasından yanayız. Ki gün sonunda işin gidişine de bakarsak yani Alexa'ların yükseldiği, mesajlaşma aplikasyonlarının, chatbot'ların yükseldiği bir ortamda ihtiyaç da sanki biraz oraya kayıyor gibi. Evet. Bir de hem zaman kazancı sunuyor, hem de yani onun yerine bu eskiden mesela birileri çalışıyorken artık muhabbetin bir şekilde nereye gideceğini anladığından bir noktaya kadar bot götürebiliyor. Bence o da güzel bayağı. Ya bir de işte karar mekanizmasını çok hızlı hareket ettirebiliyoruz. Yani şunu söyleyeyim mesela chatbotların hepsinin arkasında biz şey diyoruz. AI diyoruz. Aslında AI'yi tamamen bir tarafa bırakıp şundan bahsedebiliriz. Karşımızda bir kişi var. Bu kişinin chatbot'a dahil olması için belirli verilere sahip olması lazım. Ve bu belirli veriler bilindikten sonra karşıdaki kişiye hitabı karakterize edebiliyoruz. Senli konuşma, sizlik konuşma, atılacak emojisinden İşte mesajın atılacağı zamana kadar bunların hepsini şey yapabiliyoruz, customize edebiliyoruz. Böyle bir platform aslında başka bir yerde çok çok bulunabilecek bir şey değil. Bu Evet. sadece chatbotların üzerinde var. Ve böyle bir deneyim varken insanlar burada kalmak isteyeceklerdir. Anladım. Gayet güzel. Benim sorum kalmadı Sabrican. Senin eklemek istediklerin var mı konuştuklarımızın dışında? Ben çok teşekkür ederim. Şu anda önümde şey var. Bizim kariyer sayfamız açık. Evet. Şey söyleyebilirim. Özellikle bu podcast'i dinleyenlerin ilgi alanına gireceğini düşündüğüm için. Evet. Açık pozisyonlarımız var. Çok mutlu oluruz. Bunlar Tamam. üzerinden başvuru alırsak.
Hem Sitenizde Türkiye ofisine, hem Bahreyn ofisine, hem de Bakü ofisimize ekip arkadaşları arıyoruz. Öyle araya bir şey yapayım dedim. güzel oldu. O kariyer sayfanızın linkini ben almak isterim. Sonrasında zaten hani de bölümün detayları kısmında paylaşırım. Tamam, süper olur. Onun dışında sana ulaşmak isteyenler nerede ulaşabilirler? Sabrican@pms direkt mail adresim. Twitter'da, Facebook'ta Sabrican adı çok fazla kullanılmadığı için direkt Sabrican'ım. Direkt bulabilirler. Tamam. O şekilde sana ulaşabilirler. O zaman çok teşekkür ediyorum katılım için. Ben Çok çok keyifli teşekkür bir ederim. sohbet oldu. Benim açımdan da öyleydi. Tamam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Selamlar, görüşmek üzere. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar bölümünde paylaşıyor olacağız. Podcast'in diğer bölümlerine ulaşmak isterseniz Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız veya konuk talepleriniz olursa da bize selam@madeinturkey.xyz adresinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.